Assalomu alaykum azizlar. Bugungi mavzuimiz oilaviy munosabatlar haqida. Xususan kelin va qaynona orasidagi munosabatlar hamda kelinning oiladagi odobi, qaynonaning oiladagi odobi xususida bo'ladi. O'tgan galgi ishimizda azizlar oilaviy ajrimlarni oldini olish albatta bu bir jamiyatimizdagi illat ekanligini biz batafsil bayon qildik. Ana shuning oldini olish bugungi eshitishimiz ham ana shu o'tgan galgi eshitishimizning mantiqan davomi hisoblanadi. Bu bir oilaning ajrimi bo'lishi endi bu jamiyat uchun ham Allohning taolida ulkan bir gunohga, Allohning narozligiga sabab bo'ladi. Qolaversa jamiyatda muammolar keltirib chiqaradi. Uni o'tgan eshitishimizda degan edik. Bugün ana şu kelin qaynona arasındaki münasebetler, kelinin aile altındaki burç vazifeleri hakkında, qaynonanın aile altındaki burç vazifeleri hakkında sizler bilen sohbetler için bugün bana Qırışbay elinden Mehnat Faxriysi Yusuf Aminani taklif qilganmiz. Qırışbay oğul fuqarolar yig'inida ko'p yıllar xotin-qizlar bo'yicha maslahatchi bo'lib ishladi. Hozirda ham jamoatchi bo'lib ishlab, ishni davom qildirmoq qariyb mana 45 yildan beri shu ma'rifiy ishlarda qatnashib keladi, juda katta tajribaga ega. Mening chap tomonda Davlat va Qurbonoy, Davlat va Qurbonoy hozirda Qilichboy o'g'il fuqarolar yig'inida maslahatchi bo'lib ishlaydi. Bugun azizlar mana shu mas'ullar yordamida bugungi temamizni yoritib boramiz. Asosiy maqsad azizlar oiladagi ajrimlarni kamaytirish, iloji bo'lsa yo'qotish bo'lmaslikning hamma ilojlarini qilish. Bizning muammoimiz nimada? Oiladagi ajrimlarni bo'lishiga. Mana shularga bir baho berib, tegishli maslahatlarni olamiz mazkurlarning. Mana Amina shu oilada endi shu yerda zayıf farzandi dunyoga kelgandan butun umr davomida bir yaxshi kunlarni xohlab farzandlarining to'yi uchun harakat qilib, topqon tuqqanning hammasi to'g'ri bo'lsin degan duolarimiz ham bor. Shu kunlar yetib keladi, kelin tushish sharafini miyassar bo'ladi. Alloh taolaning bu albatta bir buyuk bir ne'mati, kelin ham kelinni farzand deb qabul qiladi bu Alloh taolaning ne'matini. Shunday qilib oilada quvonch bilan yana bir oilaning a'zosi hosil bo'lib, yaxshi bir hayot boshlanadi. Allah'a bir hesap şükür olsun. Mana sizin yerinizde hem, yurtumuzda hem, juda ko'plar to'ylarda ko'ryapmiz. Chiroyli-chiroyli yosh oilalarni ko'ryapmiz. Oilalar barakat topyapti. Xonadonlarimizga fayz, barakalar kirib kelyapti. Bu albatta şu yosh ulug'larimizning duolari sababdir. Bugün biz murojaat qilmoqchi bo'lganimiz lekin ana shu oilalarning orasida ko'p vaqt o'tmasdan 1-2 farzand bo'lgandan ham oilalar ajrimlar bo'lishligi yo'q bo'lmasa bir oilada janjallarning tez-tez bo'lib qolishligi yoki noahil oilalarning ro'yxatiga tushib qolish holatlarini biz kuzatamizda. Alloh taolo bizga haql bergan. Mana Allohga behisob shukr yurtimiz tinch. Mana hamma tinch yashashning hamma imkoniyatlari qilingan, yetar yetmas yo'q emas, hammasi joyida. Lekin nima uchun sezilarli darajada ajrimlar sodir bo'lmoqda? Sizning fikringizni bilmoqchi edik. Xususan mana qaynonalar. Siz endi o'zingiz ham qaynonasiz. Elning orasida ko'p yurasiz. Shu qaynonalarda kelinlar bilan o'zi munosabat qanday bo'lish kerak? Nima uchun ko'proq mana biz tahlil qilib chiqdik-da? Ajrimlarni ko'p tahlil qilganimizda ko'proq kelinlar bilan qaynona orasidagi mojaroning oqibati ajrimlarga sabab bo'lganligini ko'rib o'tiribmiz-da. Sizning nazaringizda bu yerda aybdor kelindami ko'proq yoki qaynonalardami? Nimadir yetishmaslik bo'layapti-da bunda. Siz nimada deb qaraysiz shuni? Marhamat. To'g'ri, Allohga beadad shukrlar bo'lsinki, mana elimizda, yurtimizda to'ylarimiz ko'p. Yosh oilalar bunyodga kelyapti. O'zbekchilik hamma topgan tutganini to'ylarga sarflab, yaxshi niyatlar bilan kelin kutib oladi.
yaxşı niyyətlər bilən fərzəndlərin ailəli bulub, tənç yaşaşının özlərgə oxşagan, ya ki, özlərdən həm adlı, abrolu bulub yaşaşlarını istəb duradı ata-anələr. Mənə şu yaş ailələr var, yəni tənç həyatı davamında cəncəl qılməgən, ilgi örnək bulgudik ailələr həm var. Əfsuslar bolsun ki, kingi pətlərdə acırımlar heç bir kiçkinə səbəblə acıralıb getiş nümələri, acırım yaqasıqa kip qalgan ailələrimiz var. Bunlar gəl səbəb, mən etəməm, bu ailədə qaynana ustaman buluş gərək. Qaynana ustaman bulsa, mənə şu kelinin yaxsını aşırıb, yamanını yaşırıb, oğlu gəl bular bulmaz, yin meydə bir mammalarını əyətib, şu ir xatının arasıqa soğukçuluq salış, lar. Yine yaşlarım, köpkine yaşlarımızın ayrımlarının, hemmesinin emez. Hayatka yengiliyip karışları, mene şu ecrimlerle sevap bulmakta deyip oylamam. Bu hayatı tecrübemizden, yine şu alıp bırakan işlerimizden hemen. İki taman, yine bir tamanı, bro broga boysunmazdan, yine kuda taman, özünün iradası bilen, nige kaynana kelinim, menin kızımga gep davadı. Ya ki, benim oğlumla neye gəp davadı kudam deyip, kelin tamamen öksüp, ballarını iki tamamen tartıp alıp, onların arasında kette soğukçılık çürədi. Mənə şu illetlerini, kaynalar, hürmetli kaynalar, iki tamam, kaynatalarga yem, köy olmuş yigitlerge yem yetkizmezden, mənə şunu meyarda saklasa boladı. Yaxşı kelin, şu muammani bolğan vaqtında yaxşı ayal deydi. İndi juda bir dağal tamanına aitmin uyga qarab yugurardı deydi. Yaman kelin taşqarga qarab yugurardı deydi. Mana şularga yaman kelin ha? Ha, şularni yuzaga keltirmaslik uchun eng asosiy bosh rolni qaynana o'ynaydi da. Qaynana bilan kelin ana boladay bo'lib sirdosh bo'lib hem menersenin muammalarını hel kılsa, mürekkep bırak işlerini birgelikte yeçimini tapıp, birbirine aynıksa kaynana meslehat verip, bular bu maskeplerini, mesela yerin bilen uzunluğun ortasında bir an nersi katkırak kapısa bana ait balam. Onu anana ya bir duganana ya ki başka komşuğa çıkarıp aitma. Yani üyde gelip taşkarga çıkmasın kabilede iş tutsa, ailelerimiz yine de müstehkem buladı. Rahmet, bana yakışı beyan kıldınız. Şimdi yine bir nese anıklık kırdık kötüylik. Şu tumanımızda köp bir acirimler sebepçisi boğanda hem kaynanamız bak tuttu bir yerde kaynana sebepli acirimler boğanda kimine aileler var. Kaynanalarımızda nazarımda bir nemedir geçme etken değil de kaynanalarımızda. Köpçilik ailelerden şimdi akvalı kütetemiz biz var şu zencillerge ya ki bir tedbirlerge barınamızda şu nesini siz duramız. Nemedir geçmeyen değil de sizin nazarınızda şu nemedir, nemedir deyken yapışı, neme geçmeydi kaynalarımızda? Aynısı en aşında daimi muammalı ailelerde, nemuneli ailelerini, yaşı kettelerinin nesihatini, hayatı tecrübeleri 40 yıl, 50 yıldan aşkın ailelerini nemuna kılıp, şular bile uçuraştırıp, sohbetler ötkezip, mene şu hallarda hem saklıp kalış mümkün. Mesela ailede cencel bulsa, her kanda cencelenen birinci nöbette ailedeki yaş ketteler bilip şular hel kılış gerek. Eğer ular hem hel kılalmagen halde koşnelerde nurani, atahan, anahallar bulsa mene şulaga meslahat kılış gerek. Ya ki bu mesela bizde köpçülükte bir fikir var da niye şunu dedi mahallege ap çıkış geçe yetişipti yok mi indi bunday kelin saklamayma yok onu diyemez. Hazırga aytqanımda evvel yaş kettelerge cüde bulmayan da en ahırada mahallege müracaat kılışı mümkün. Mene şu kıyın ahvallarda. Mahalle hem kanuni tamamıdan hem nömineli ailelerde misal keltirip yine biz mene psikologların tecrübelerinden olan sohbetlerinden faydalanıp oturtmuşuz. Şularını aralaştırıp hem
bu meselelere çek koysa boladı. Rahmet, ben şu fikirlerinizde hoşlama benim. Demek şu aile ve cengelde derrev, yani kazıp getirip, yaki yaktı şeyinden uç alaman deken bana da gelip, aksakalga arıza verip, yaki uçaske oyga arıza verip, yayınki bana şu yukarı taşlatlığa arıza verip, hemen yaka bir ebrosun tuğu şalatları cüdeyem kup, bulu atırttım, biz taklit kılganımızda, Ecimlerde arız, verip koyan arızlarında bir arzıma geldi, beni soktu, yakı vurdu, yavmasa mıyım, falan, sigan katıma gap taptı. Ve herkese hem vakşımda, şimdi kılgallık için beni indi. Yaşayamayım ben diyen ki, gaplerde ben okup yüzüm heyran kalamam da ne? Emine, yani doğru bakar verdiniz. Bunda yakalatlar da derrev, alada kettilerden gözleri, yakı yak, bir tamam, vakil çakırış gerek neden sizin fikriniz boyunca. Kim tamamından bir vakil çakırıp, özü koşulup, değerli muhakeme kılıp bunu bertaraf kılsak, ailenin namusu saklap kalın, hatta en mühimi. Ailedeki halde bir cencel, bir vakiyelik sert taşkarıya çıksa bu ailenin namusu, ailenin abiru itibarına putur edildi. Rahmet. Bana, kurban ayında siz, şu eminemine birge yürüyoruz köyünce, sizin şahsen özünüzde ağzaki arızalarım köp çöğüdü, ağzaki müracaatlar deyimiz bunu yazma halatta hem buladı. Aksakalığa düşken müracaatların hemmesi ailevi mürasalarda, ailevi cencillerde yedi sizge veredir. Siz körüp çıkarsınız, birge meslektaşırsınız. Sizin nezarenizde bana son vaktinde ecrim yakasında kep kıgan ya ki ecrimge arıza bergen, yenge ecrim ketken atlarda bana siz işte atırsınız. Bola yatken halatlarda indi bu. O zaman Allah subhanehu ve ta'ala eğer bir aile ecrelse Allah ta'ala'nın dedi erşi lerzege gelir diye dedi. Ötken ne diye ben bunu beyan kılıyordum. Lerzege gelir degeni bu, arş degen söz bu Allah'ın tahtı bu. Allah ucunun hükmünü alıp tahtı da tahtı lerzege ki bir aile için Müslümanın bir ailesi idi ecrelgen diye gebindi bu. Kan da Allah'ta bizi tepladı. Ne mi için benden benden narazı bile yaptı bendelerim. Akhir benim kulaklığımda bunlar ant şiviydi o. Nikası ne oldu deyip lezzetine giderekken. Şu kirlilerimizin kaynilerimine murasa kılmaslığı, köyün çalatlarda biz köyürek temanlı düşünün terlekemiz bugün. Şimdi kirlilerde köyüp kuzetersiz. Kirlilerimizin kaynilere gelin münasebatında kirliler hayatka kanda bir tayargarlığı boş bakan mı? Ya ki konuk içinde gap var mı? Nege bunda köyüp halatlarda kirlilerin Ayıp edeyim akşı olamaz da biz şimdi. Niye bunday halatlarda? Bizim zamanımızda bunday halat bulması gerek. Niye? Kurban ayı. Sebebi, kelinin adı neyse okumuşluğu. Hazır ki son zamanda okuyan hemmesi. Emine doğru mu? Okumuşluğu, adı neyse okumuşluğu. Onu terbiye edeken, kim kalabilirse bu mektepte 11 yıl okuyan kelin olsa bu. Bezbirleri alim elmatlı bulan. Hayatta kucatken hemmesini. Hemme yağı yeterli, yeşi, içi, kisi ve hak, hemme tamamlı yeterli. Aleyken ecrim bulup durdu. Biz şimdi şunu halatlarda bu. Ne mi diyeyim aksız şu kirlilerimizde münasebetiniz kendi bunda boşun sebebi ne miydi kirlilerimizin bunda? Ben şu cedde bir izah verip gitmek için ben yaşı ulu adam sıfatında ben şimdi şu biz her yerinde karib şimdi 53. yıldan bir yağını bilemez de şimdi şunu. O da kinçilik doğru da niye emine? Şu yaş kirlilerimiz Kişi kırınlık kumbatkandan ki, kışla kocalık işinden kip, tegirman tartıp, şu bulamak pişirip beri tavunuydu. Eğitilip, tanrı saat törtte durup, zağırayı o tavunuydu. Lekin biz işmeken biz de, şu, acirin buldu ya ki falan kasbı, erip uğraşıptı deyip, o zaman şu kanca kinçilik boşaya karamazsan, aileler ahli yaşayan, hemmesi razı olgan. Yamap kiyen kıyımlarını, Kiyiller yamak giyken kiyiller. Kiyimlerinde yamak çıkan Emine. Karnı yakşı toymakan. Yakşı geplerim kaymayındı yani brigadaların zulümleri var hocaydı indi. Şunda beni heyran kaldıradığım bir nesle var da indi. Siz merak diyor köp bulasın. Kiyillerimiz için nimeden narazı? Nimeden narazı bu adıyan kan diye bir halat var. Hem bana işte devlet damanından nime iş kılmasa kılıngan şerayetler yaratılgan. Aileden mi yaratılı vardır? Sizin fikriniz merhamet. Kiyilin kaynananın menevi kızı. Kaynana, kaynana kelinin en yakın insanı. Kelin 20 yıl anasının kolda terbiye alken olsa, kalgan ömrünü kaynanasının üyde ütkesedi. Demek kelinin
Qaynana bilan munosabatida kiyov ham muhim rol o'ynaydi menimcha. Men shunday bir yigitni bilaman. Meni hurmat qilaman desang, avvalo ota-onamni, mening yaqinlarimni, oila a'zolarimni hurmat qilgin. Ana men shularni qanday hurmat qilganingni ko'rib turib, meni hurmatlashingni tushunaman. Dedi. Ana endi kelinlarimizga kelsak, kelinlarimizda hamma sharoitlar yaratilgan oilada. Boya siz aytganingizdek 60-50 yillarning kelinlari bilan hozirgi davrlarning kelini orasida ancha farq bor. Qayerda farq qiladi? Boya siz aytgandek non yopish uchun avvalgi kelinlar oldin bug'doyni un qilib palov pishiradi. Palov pishirmoqchi bo'lsa, sholidan guruch yasab, undan keyin qilar edi. Hozirgi kelinlarimizda hamma sharoit yaratilgan. Faqatgina o'z ishini bilib qilsa, qaynonaning, qaynota, erning ko'nglini olib bilsa, ajrim bo'lmaydi. Oiladagi nizolar menimcha nafaqat iqtisodiy, ijtimoiy masalalar bo'yicha. Iqtisodiy masalalarni to'ldirish mumkin. Masalan, farzandlarga nafaqa puli to'lab, iqtisodini oshirish mumkin. Lekin kelin ma'naviy, axloqiy tomondan yetishmagan bo'lsa unga, mana shu xislatlar yetishmagan bo'lsa, uni ko'p vaqt o'ziga keltirishi mumkin. Ko'p vaqtda. Nima uchun? Inson avvalan ma'nan baquvvat, ma'nan barkamol bo'lish kerak. Mana hozir bizning kelinlarimizda menimcha shu xislatlar yetishmaydi. Men yaqinda gazetada bir maqola o'qib qoldim. Oila qurganimga 3 yil bo'ldi. Bitta farzandim bor dedi. Qaynanam shunday shirin so'z, meni hurmat qiladi, erimam meni hurmat qiladi. O'rtamizda bitta o'g'ilchamiz bor. Shunday yaxshi yashar edik dedi. Bir kuni turmush o'rtog'im oylik maoshini olib, qaynanamga ko'ylak olib keldi dedi. Qarab tursam menga emas, qaynonamga olib ketdi. Men araziladim. Pantansihatlar qilsa, quloğum kar, ko'zim ko'r bo'ldi. Ularni hech birini tinglamadim dedi. Qaynonam ham, erim ham menga yaxshi gaplar aytishdi, lekin meni ular hurmat qiladi. Lekin baribir ham shu ko'ylak sabab bo'lib dedi men. Uyimga bordim, onamga aytdim, shunday-shunday, kelingiz onamga ko'ylak olib keldi, menga olib kelmadi. Desa, onasi aytibdi, nimaga senga olib kelmaydi? Men u oilaga bekorga beribman seni. O'g'lingni ol, uyga kel. Ayni paytda sen quvnab yashaydigan payting. Deb kulib o'ynaydigan vaqting. Ha, o'ynab kulib yuradigan vaqting. Nega senga ko'ylak bermaydi? U keksayib qolgan onasiga nimaga kerak ko'ylak degan. Qiz onasining gapiga ishonganda qaynona erini tinglamasin, o'g'lini olib uyga boradi. Ajrim bo'ladi. Ana endi dedi, ishga kirdim, ko'nglim biroz taskin topdi dedi. Ayni paytda dedi o'g'lim dada dada deb yig'lasa dedi. Onamga uning ovozi yoqmaydi. Yoqmaganini sezdim dedi. Ana shundan keyin men bekor qilgan ekanimni, onamga quloq solmasligim kerak ekanini tushundim dedi. Keyin mana shu kelinlarga nasihat berib qo'yibdi. Hurmatli kelinjonlar debdi. Hech qachon tinch oilangizni arzimagan narsa uchun buzmang. Hayotda sizga eng yaqin kishilaringizdan ajralish juda qiyin ekanligini sezib qolasiz. Shuning uchun hech qachon hasad qilmanglar deb yozibdi-da. Haqiqatan ham kelinlarimiz bor ham guruch kurmaksiz bo'lmaydi deganlariday kelinlarimiz orasida da uchrab turibdi. Nimaga menga emas, unga. Ular men so'zini ustun qo'yadigan kelinlarimiz ham bor. Hayotda unday bo'lsa, kelinlarimiz qoqilib qolishadi.
Kaynana bilen kelin juda aql bo'lishlari kerak. Qaynana oiladagi eng asosiy rolni qaynana boshqaradi. Kelinning yomonini yashiradi, yaxshisini oshiradi, farzandlarga tarbiya beradi, farzandlarga o'g'it nasihatlar qiladi. Albatta, qaynana bilan kelin munosabati yaxshi bo'lsa, ajrim unchalik ko'paymaydi. Rahmat, mana yaxshi bayon qildingiz, sizning mahallangizning manaviy ahvolini, muhitini yaxshi bilamiz. Ajrimlar deyarli yo'q hisobunda sizda. Sizlerden buna şu Emine, hemmelerinizden avul fukarlar yığını resmine Bakıran Bay var. Yakşı işlegelleriniz, itibarlarınız sebeple şunu da yapıp durdu. Na ahal aileler deyimiz, birbirinde hepsi bir kıl yemez de. Kanyeneler bilen kirliler arasında şu kirlilerden kirişip kete almasının asası sebebi azıcık sizin beyanınız boyunca anasına bakan şu kızın kan da terbiyelen geldiğini anasının bir ağız sözü özü ait tuttu. Nege sana apirmedi? Demek o kız, kişkene kız vaktinin hayatka tayarlamagan onu. Ana şu onu malferes deyimizde dünya feres kılıp terbiyelengen kız barıp özünün oranını tapalmadı. O ailede oranını tapalmadı tuttu da ana şimdi ahval çıktı. Demek böyle de ayıptı biz kızın anasından izleyimiz. Şunday halatlarda demek müracaatımız buladı analarga, atalarga. Elbette kız kaçan bulmasın bir başka eşikke baradığan kızlarımız başka ailege baradı. Şu ailege münasip kılıp, şu ailede özünün oranını tapı aladığan kılıp terbiyelemesek, elbette özümüzün ailemizin bir namusu ve abru etibarı cüdekette zahir ekerliğini anlamamız gerek buladı. Kızlarımızda ayıp yok. Kızlarımızı akkakas halında anlatılırsa dünyaya kilitirken. Fıtrat halatında dünyaya kilitirdi, sizge birdi. Kana terbiyendi bir, hayatka tayarla. Ve özünge varis tayarla, miraskur tayarla, varis tayarla deyip koyup dağılı dağla. Bu şunge kandı derecede biz emel kılayıp biz. Yani son vaxtada ecrimden ence kuvayıp koyanın asası şeriflerden biri kızlarımız hem de kuyularımız hayatka yakşı tayarlanma ağırlığını koyup tutmuş azizler. Maksadımız bunda bir özgürlükler kılıp terbiye babada bir hemme cemaat çıktı bunu Emine'nin aitkende konu koşunlar, ailenin özünde katta yaşlılar bütün cemaat çıktı gelip bulmasa bunda illet bulup kala göredi. Bana şu Emine ben işte, bir adli bir neyse de bana kaynanılır gibi hayran kalaman da yakında bir tehlil buldu, bir muhakeme buldu şunda bir cahide sıfır deyken de kilini ki. Ne şunu demin. Hepsi de hayran buldum da. Ben aittim dedi sıfırmadı deyken. Sıfırmadan da şimdi bir meseleden kin kılmakçı bu kaşına sana. Kilini kup koyuptu bir yıldan beri. Ne mi bakana? Arıza belirgen acil boş kere gidiyor. Bakana bu kadar şu aitken cahide kılmadı sıfırmadı. Abi yarım saat kin sıfırsa ne bakladı? Üzülü sebebi barakaylığın aitken kilini ki. Üzül sorakan. Atayın esmine ki üzül sorakan. Ya şu aytkan vakti becermedim ama bunda kelin kereksi yok. Ben inesi öpmeyen kızdım, malı satıp öperemeyen deyip şimdiki minit durgan kaynanemiz indi bu. Kaynanemiz bu kaynana eğer yakşı yine bir kelin alar bu. Yine bir kelin kemşilik kılsa, uneyem kılsa, özlüksüz almıştırılırsa bu kan diye buladı bu cemiyette bu. Demek böyle kaynanenin bir ilimsizliği halatı bu öptürttü. Buna kaynanelerimize kelinlerge münasebetini bile Emine'nin aytkandı özgertişimiz gerek buladı. Biz şimdi fakat kana kelinlerge ayıptı yüklü yürümezden, keliler bana hayatka tayar yemez, onda yapılıp kemegen, bunda yapılıp kemegen diyemezden. Emine niye kurbanay, kaynanelerimiz hem düşedeken kelinge tayar buluş gerek. Yani şu kel deyildi, özünün balasının bir aile buldu o ekavu. Yani şu kişkine ailege bunlar gamkor bulup terbiye edigen kim? Kaynana bilen kaynata şu.
gelecekti mine. Şu ailenin asası bozuluşuna, manevi illetli buluşuna sebepçi mi? Birinci nöbette kaynana mine kaynata deyip bilemem. Keyin şu ana şu aile buzuluşunun asası sebeplerden, en asası sebeplerden biri Allah Teala'ya yakmayı degen bir adatımız var ki bunu Muhammed, Sadık Muhammed, Yusuf Hazretleri şunda edip atken ve özünün kitapçasında til ofettir degen. Til ofettir dedi. Yani şu tildin bir yakşı söz çıkışı var. Ya ki öğlenmesinden fikir bildiriş halatları var. Aynıysa kirlilerimiz kirgen vaktinde ne hayatta itibarlı buluş gerek. Bir hastan çıkıp gitken bir ağız söz kirlinin takdirini belirleyip koyuşu mümkün. Çünkü şimdi kirlinin özünün atayınasının üyünde yemez. Atayınasının üyünde her kanda özünden çıkan gepler şimdi o keçirimli olup kalabilişi mümkün. Çünkü orada özünün karındaş ruhları, yakınları atayınası var. Lekin yenge aileye kirgen de tilge ne hayatta ihtiyat bulmak gerek buladı. Ne fakat kelin. Bu başka çaydan kelin. Özge adam var bu üyde. Yedi bir kelin kaynaya mı ulaş gerek? Özge adam var kızım. Yakına özünün kızına aç gerek. Senin kıyımında, yürüyüş duruşunda özgarış kılgın. Bizim ailemizde özgarış buluşu gerek. Kıyugaya mı aç gerek? Sen şimdi burunu da erkek aylığında koy. Begana adam geldi üyge. Yani şu üyümüzdeki bazı bir yakımız salatlar bağdayken olsa bu taşlarına çıkıp geçişi mümkün. Çünkü o begana adam indi o. Ha degenden o özünün adamı da bulup gitmedi. Şu sebepten ihtiyat bulmak gerek buladı. Kaynatalar, kaynaneler. Azizler, bugün stüdyomuzda bana şu münazaralı temamız boyunca Babur Olfalar yığından hem tergibatçılarını terkip kılgamız şu ana şu tergibatçılardan kirlilerinin mesuliyeti hakkında kayınlarının mesuliyeti hakkında ailedeki fikir mülahazdan İştemiz, merhamet. Bugünkü mevzumuz aile doğrusu da mevzuyken ailede evvelam farzen terbiyesi, ata ananın vazifesi farzen terbiyesi, farzenlerimiz doğa şükürmene bu paranın hayatımızda farzen terbiyesi için, farzenlerimiz için neki arzu istekleri olsa, bunu kanday terbiyeler hem ata analarımızın aldığında durgan vazife hem imkaniyetleri çeksizdir. Aynıysa ailede kız farzendin terbiyeler, onlara itibarlı olup, onların her temallama terbiyesine terbiyesine itibar verip, atası ham, enesi ham, öke ülkeleri terbiyesine itibar verip, şu farzendini göz astımızda her tamallama yakşı ilim bir terbiyelesek, elbette bu farzendimizden hiç kendi bir kayısı ayağa yetken vaktinde hem bir cayga kelim olup varganda hem bunlardan atayınanın yüzünü yerge karartmaydığına derecede farzend bulattıken ben şans bildiremem. Aynıysa kız balalar bunların könlü akarap, könlü nazik, kız bala güldük nazik degende kızlarının könlü nazik. Onlarının terbiyesine katta itibar verişimiz gerek. Kız balalarım üyde kandı şarait bosa, kız balalarga üyde körgen yakşılıklar, her bir üyrengen özünün ailede tazalık oladı mı, fazlendeçilik oladı mı, yaş vaktinden şu terbiyelerini ata analarından örgenin varsa elbette bu farzend, yetik farzend bulup terbiyelenen. Gelecekte bu kızlarımız bir cayga kelin bol bargan vaktinde ham ata enesine yüzünü yerge karartmaydı ama bir yetik farzend bulup yetettik bir şey anlamam. Evvelen bar şu ailege kele etken kelin kızını her kanday kaynana
kelin deb emas, o'zimning qizim deb qabul qilish kerak. Mana shu kelinni kelgandan boshlab uning ba'zi bir mayda kamchiliklarini, xatolarini yuziga solmasdan asta-sekinlik bilan unga o'rgatish kerak. Chunki qiz bola ham xuddi bir yosh nihalga o'xshab, bir joydan ikkinchi joyga ko'chirganda holda qanday parvarish qilinsa, uni ham mana shu umrining oxirigacha, shu hayoti davomida qaynona tomonidan parvarish qilib borilsa, albatta o'sha kelin shu qaynonasini ham o'zining onasidek qabul qiladi. Qaynonalar kelinlarni har qanday masalan bilmagan ishlarini o'rgatib, ularga yo'l-yo'riq ko'rsatib tursa, masalan shunday yo'l-yo'riq ko'rsatib tursa, kelinlar ham bunga javoban yugurib yelib xuddi onasidek qabul qilib ketadi. Kelinga ba'zi bir qaynonalar kelinni olgandan endi bu kelin bunga qo'limdan kelgancha zug'um qilaman yoki buni qattiqroq ushlayman degan maqsadda kelinga boshqacha munosabatda bo'lib boshlaydi yoki shu o'g'li bilan kelinning bir yaxshi munosabati o'rtasiga bir nifoq solmoqchi bo'ladi. Lekin bu narsalarni men xato deb o'ylayman. Bizning mahallamizda shunday kelinlarni saqlab o'tirgan oilalarni bilaman. Masalan, Abdulla aka, o'qituvchi, uning ham bir nechta kelinlar, kelinlarini hatto uyiga kelgandan keyin o'qitib, oliy ma'lumotli qilib olgan. Undan keyin Qadir aka, o'zimning qaynotam. Bizlar 5ta kelinmiz. 5ta kelinning eng kattasi menman. Qaynonam kamchiliklarimiz bo'lsa o'rgatadi. Bari hammamiz shu uyimizning atrofida birga yashaymiz. Alohida-alohida uy solib chiqqanmiz. Mana shu qaynotam, qaynonam bizlarga qo'ldan kelgancha yordam qiladi. Agar bizlar bir to'y maraka bermoqchi bo'lsak, ular hammani bir joyga yig'ib kelib, yordamlashadi, ham desa bizlarga o'zlarining maslahatlarini beradilar. Mening o'zimning fikrim, kelin olayotgan qaynonani avvalambor bir savodxonligi yetishmaydigan qaynonalar bo'lishi mumkin. Kelinni olgandan keyin qanday munosabatda bo'lamiz? Kelinga qattiqroq munosabatda bo'ladigan qaynonalarga nisbatan bir ularni bir o'qitish kerak deb o'ylayman. Ularga bir o'zining masalan bir maslahatlar berish kerak. Chunki ana u boshqa oilada o'sgan qiz ikkinchi muhitga moslashmasligi mumkin. Ularga qo'ldan kelgancha yordam berishni qaynonalarga o'qitirish kerak. Hamda shu mana shu qaynonalarni ham o'zining qiziday qabul qilishni o'rgatish kerak deb o'ylayman. Mening fikrim shu. Shu mahallamizda mana shu bir necha oilalarni bilaman. Bir emas, bir nechta kelinlarni oilasida yumshab, ishlatib, ularga o'zlariga uy solib, bir chekkada masalan, katta o'g'lidan boshlab kichkina o'g'illariga uy solib, o'g'illarigacha uy solib, ularni xonadonlariga chiqarib, hozirgi kungacha qaynota qaynonalardan maslahat olib turadigan kelinlarni yoki oilalarni bilaman. Va shunday oilalarga mening qaynotam ham qo'shiladi qaynonam bilan. Ajrimlar haqida, oilaviy munosabatlar haqida men mana bir ko'p bir men ko'p shu ma'rifatchilar bilan shunday muqallashganda bunda shunday bir xulosa bo'lib turibdi-da. Ne tushibotgan yosh oilalar bor. Men sizlarda bir 10-15 shu ikki bolalig'icha borgan yosh oilalar bor endi. 15 dir 20 dir 30 dir balki yosh oilalar ko'p xudoga behisob shukr Allohga. Mana farzandlarimiz o'tibotir, to'ylar bo'libotir, keldi, chivatimiz yosh oilalar ko'p. Endi bu hayot taqozosimikan? Shu kelinlarimizning men bilimsizligidanmikan yoki kuyov bog'alarimizning bilimsizligidanmi? Yoki tushgan joyda qaynota qaynonalarning bilimsizligidanmi? Albatta bu biz tarbiyani bir tomonlama berilib ketgan azizlar faqat bir fanlar bilim olish deganda faqat bir fanlarni biz tushunganmiz. Aslında bizim şeriatımızda umman indi hayat şunu taqaza kılıp durdu. Fani dünyavi ilimler bilen bir gayette dini ilimlerde hem birga alıp varmasak, birga alıp varmasak. Uzun neticesini kemurak beş, aynı semine aile bir yaş, içtimai hayatımızda bu nesine kudde toklaş gibi durdu. Bu sulardan bittesi bile işte aile bir ecrimler. Bile yaşlarımızdan hem, qaynota kelinlarimiz, qaynotalarimizning ham, qaynonalarimizning ham, kuyovning, kelinning ham men tahlil qilganimizda bularning bilimlarining yetishmasligi,
erdin aile alındaki mesuliyeti, kelinin aile alındaki mesuliyeti, atanın aile alındaki mesuliyeti, ananın aile alındaki mesuliyeti, aile doğrusunda mesuliyetler şeriatımızda nihayette bir ar namus sıfatında bilgiler koyulgen, nikah doğrusunda kattı. Biz anayışlar hakkında bunu mümkün, bu ecelerden mümkün yemezliği hakkında şeriatımızda. Belki şimdi kanda da bu kurs neler kılıp her bir mahallede şunu okuş gerek miken devlet fikrini, amine, okuş gerek miken degenen bir mülahazalar var da. Bu da orada sizlerden hep fikrinizi bilmek şeydik. Mesela buna bu ucalar mektebi var, nümede var mı? Kayınlar kengeşi diyemiz, hacı analar var mı? Hacı boğalar var mı? 70 kez çesinde çıkan, katta hayati tecrübeye ege bulan nuraniler var mı? Şuralarda toplap, yaş ailelerde toplap, 10 tane 20 tane uçuraştırıp, onlar uzun aldığı halatlarını açsın, hazırlıkla çalıştırıp, yani şunda şunda ecimler buluyatken eken, nasıl şunda şunda yaşavatırlar. Eğer şunda bu kuhuniniz şunda gelip kalan vakti, yani şunda bir mesuliyetler buladı, bunda günahlar buladı şeriyetten altında. Ferzentlerde yetim kılıçtığın en ağır günah, cinayet ekellikelerini açıp, çüntürüp alıp koysak, yani yani de şu aile merkezinde okutkanlığında, aile merkezinden barıp Babur'da okutup, Babur'un aksakalımına minmesine gepleşkeyim de şu adam atıp atıp da 7-8 sene okuttu diye bize de gelip dedi. Hani şu aileler hazır şöyle taşlayıp da. Belki şunu da yıkılış gerek, sizin fikriniz kandayı. Şimdi benim fikrim hem şurada aile ve tanışıklarda saklaşsa İmam Hatiplerimizden faydalanıp duramız, şunu atıp ötmeyip ben geçirsinler. İmam Hatip, bu İmam Hatip'in yanında... Hacı analar. Aha. Hacı analarını təklif kılıp, şerit tamamından çöntürüşler ötkəzib, şimdi deyip, saklaşıqa hərəkət kılıp atırıb biz. Məsuliyyətini çöntürüş gərək. Sen erkek olduğumu köyü, bunun bunda məsuliyyət var. Atayın elinde, ayalının elinde, fərzantının elinde, cəmiyyətdə qanday. Eğer bunda kılsan guna buladı. Bana ki yakşı emelde kılsan savab buladı. Bana emelde kılsan guna buladı. Hem məsini çöntürüşümüz gərək de. Çünkü yaşlarımız bilməzdən. Bir avuz kopal qəbbinən, ecrim olan. Bu ne deken gap bu? Çıdaş gerek bu nesneye yani. Allah'ın sınavı diye her bir nesneye Allah'ın sınavı diye karamamız gerek buladı. Yenge hanadan geçişken kelin elbette birinci nöbette şu hanadanga maslaşışı gerek diye buluyum ben. Bunda birinci nöbette kaynana, kaynatage, turmuş ortağıge, karındaşlarge, aile azasıge, kuşmamalelik bilen münasebette buluş. Bir de tırptı, birinci nöbette kaynananın kongluğunu tapış. Min uliman her bir kız balanın yenge üge maslaştı, ata ananın, kız balanın ata anasının mihneti kette buladı. Bu kız bala kilim bu pişkenekin yenge üyünü uzunun üyü kılıp, uzunun üyü deyip kabul kılış gerek, kaynananı uzunun anası deyip kabul kılış gerek. Ve şu kanday vaziyette bu bolsundan katti nazar şu ailege maslaşışka hareket kılış gerek. Elbette şu ilim algan ilimli bilimli kız bala benimce yenge düşken hanadanda ata anasige, kaynana kaynatasige nafakat kaynana kaynatası ge, farzand tuğulgene ki farzandın kanday terbiyeleş, farzandke kanday terbiye biriş, kebe meselelerine ham, minimce yakşı desten çıka aladı deyip uyuyum ben. Yindi, kilin kiyolar, yaş kilin kiyolarını min uyuyum ben, uzarımızdan tecrübeden kilit çıkan halda, ötken yılı şu 8'de yenge, çünkü yenge kilin kiyolar, 8'de cüflik, ne vakitlik aile merkezi yardımıda elbette mana şu ailelerde hiç kanday muamma bulmadı. Doğrusu hiç kanday muamma bulmadı. Bulardan ya kaynanası den, ya ki babasının tanımış ortağı den, ya ki kelininden hiç kanday bir mana mınandı menin kelinim yapmasam şu kaynanam aytganimda kılma yaptı degen bir eskanday müracaat gelip düşmedi. Bularga kanday bilimlerdi berdi. Bularga birinci nöbette kelinin vazifası, yeki bulmasam kiyonun kelin aldıdagi mecburiyetleri,
Yoki bo'lmasa qaynonaga qanday munosabatda bo'lish, qaynotaga qanday munosabatda bo'lish, farzand dunyoga kelgandan keyin farzandni qanday tarbiyalash va hattoki bunda shu diniy bilimlarni ham qo'shib o'qitishdi. Mana shu menimcha yaxshi natija berdi deb o'ylayman. Bizim mahallamızda yaşlarını hayatta tayarlar, aile mukaddes dergah, sağlam aile, sağlam cemiyet, aile, devlet ve cemiyet himayesi de diğer mazularda targ'ibot işlerini alıp barıştığımızda. Ben şu targ'ibot işlerinde alıp barıştan maksadımız adamlarını yengece fikirleşge, hayat geçirişini yolga qo'yishda muhim rol o'ynaydi. Albatta bu yosh oilalarni yaqinda rejalashtirib qo'ymiz. Boya siz aytganingizdek, targ'ibot ishlarini olib borib, har 4 ta ko'chani, bizlarda 82 ta ko'cha bor, 4 ta 5 ta ko'chaning kelinlarini alohida, qaynonalarini alohida chaqirib targ'ibot ishlarini olib borishni rejalashtirib qo'ydik Kamina opam bilan. Endi xudo xolasa saylovdan keyin mana shu ishni yo'lga qo'yamiz. Kelinlar bilan aloqada qilasizda endi. Aloqada qilinadi. Qaynonalar bilan aloqada qilinadi-da. Ya'ni qaysi ko'chada kelinlar namunali musobaqa tarzindada o'zlarimiz uning savollari, rejalarimiz bor. Shularni hozir yekolashib tuzib chiqib o'tiribmiz. Shunday qilib ham ko'raylik. Lekin borasha shu hajonalar keyin imomlardan bo'lish kerak bo'ladi. Shariy qonunlar bizlarning men bilimsiz degan vaqtida ko'proq nazarda tutadigan narsa bilimsiz degan vaqtida. Shariat ahkomlarini yaxshi bilmaymiz-da. Shuning uchun gunoh qilib qo'yamiz. Uni o'zlari yoshlar uni gunoh deb sezmaydi. Ay xarakter to'g'ri kelmadi dedi, yana biri o'ldi-da bu. Qarang endi, oxir yana biri bo'lib sizni sotib olgan bir tovar yoki molingiz emas uni almashtirishga. Siz haqli emassiz. Chunki tepada Alloh taolo guvoh bo'lib turganda siz qasam ichdingiz. Allohning qasamindagi oldindagi gunohni kechirib bo'lmaydi keyin. Alloh taolo hech qachon kechirmaydi. Nima uchun? Azizlar, hamma otinglar bilib qo'ying. Nima uchun Alloh taolo nikohni ajrim bo'lgan vaqtdan kechirmaydi? Bir savol beradim. Men aql berdim senga dedi. Hech qaysi mahluqatga aql bermagan. Alloh taolo savol beradi. Men bandama aql berdim. Nega ajrashdi u? Men birinchi odam alayhissalom bilan Havo onamizni ko'rsatdim. Ular ajrashgani yo'q. Bu payg'ambarda shuning uchun sunnat deyiladi. Allohdan buyruq deyildi. Nikoh deganing ana ma'nosi shu. Sunnat qilib Alloh taolo ekonom ko'rsatdi uni. Birinchi buyruq berdi. Nikohlandi. Buyruq sünnet peygamber şu yaşap ahirinde şu bunun ahirinde şu havanımız bile yaşap sünnet kılıp kabul kılındı. Bu yazıp kılıp şu bu benim menden döregen berçe fazletler fazlet analar neyimiz bu fazletlerimiz bu bizler. Yani şundayı Allah'ın buyruğun nikah bir yaşap getirir sünnet bu. Şundayı buluş kılışımız gerek bize arzu makam bir gepine acilaşka hakkımız yok. Yani şu mesuliyetli bağlılığa düşündürüş için yani sizlerin kirlilerimle uçraşkanda ya ki kaynılarımla uçraşkanda elbette imam bozuma bu nesini düşündürüş gerek olalı. Çünkü onlar ibret alsın. Ta ki bundan ki acilimler kılışka korksun onlar. Allah'dan korksun. Ha, bu ise cemiyette kanı fayda bu. Devletimiz için kanı fayda bu. Yetimlerde bakmaydı, yetimler uykusu muydu bunda evlatlarda? Yani şunga siz biz, siz, hemimiz birgelikte, bütün bir cemiyet bunu şunu kılıp yaşlarına çıntırsak inşallah biz aldığını ağam bulamaz bunu sizlerden. Ben 2005 yıl Bek Niyazıplar ailesine 1 Mart ayda kelin bol düştüm. 4. kelin bol. Menden aldım 3'te kelin var idi. Kaynanam, kaynatam, bitte bir keçim. İkide kaymalam var idi. Ben özüm Nukus'ta pidensi tüketkenmen şu sebeple toydan keyin iki haftadan keyin işe katmadım. Mende hiç kanday kıyınçılık tuğdurmadı. Sebebi
ailem düşüngen aileydi. Hiç kaçam, mesela ertelep 8'de çıkıp gitsem, keç gitsemem hiç kendi ailemizde muamma bulmagan. Yaxşı münasebette kutub aldılar. Her kanday iş kılsagam, kaynanamla məsləhətləşib, kaynanamın birinci minge yakan tarafı, her kanday yenge kelin romal uğraş gerek bizlerin, Uzbek ayollar, Uzbek kelinleri. Bir gün kaynanam gelip kulağımga şibirdeyip koydu. Kelinimmez kızım sen, sen uqtucu sen, uqucular aldı da romal baylap oturuşun naqulay. Taksiga mingeninde içip koy. İşte bir malal romalını içip koyuşun mümkün. Üyge kegeninde baylap yur degen aşı kaynanamın birinci minge yakın gepişi oldu. Birinci kız peytimde men oylar edim. Hayatke tayyar men, hamma narsani bilaman. Tigish, pishiriq, munosabat hamma narsani, lekin turmushga chiqqandan keyin men bildimki, baribir insonga, har qanday insonga hayotiy tajriba kerak ekan. Masalan, 27 yoshimda turmushga chiqqan bo'lsam, baribir to'g'ri, ota-onam hamma narsani o'rgatdi. Eng avvalo o'zimning akamga, ota-onamga rahmat aytaman. Ularning bergan tarbiyasiga, o'qitdi, o'zlarining mehrini ayamadi. Shu sababli menda turmushga chiqqan yerimda qiyinchilik ham bo'lmadi. Qaynotam bilan ham, qaynonam bilan ham tez chiqishib ketdik. Qaynonam to'ydan keyin menga aytgan yana bir gapi bo'ldi. Nima o'rgatsam ham, xo'p deysanmi dedi. Hali ham aytadi shuni obisilarimga. Shu payt ha, bemalol o'rgataverin, men qabul qilaman hammasini desam, quvonib ketdi qaynonam. Endi qiz paytimda nonam yopishni o'rgatgan onam, ovqat pishirish hamma narsani, lekin bar qaynona uyida har bir uyning, har bir xonadonning o'zining urf-odati, tartib, qonun qoidasi bor degandek o'rganib moslashib ketish kerak. Ana shu narsalarda menda qiyinchilik bo'lmadi. Qaynotam ham o'z qizidek ko'rib hamma narsa, masalan, kimdir biroq qaynotasidan nima deydi, sir yashirib maslahatlashmay tursa, ishdan kelsam har doim kutib olgan qaynotam. Ishdagi masalan bo'lgan vaziyatlar haqida bemalol gaplashib, maslahatlashib o'tirardik. Qaynonam esa har qanday vaziyatda ham maslahat so'rasam yaxshi maslahatlarni bergan. Turmushga chiqadigan yosh qizlarga aytar gapim, har qanday vaziyatda ham yosh kelinchak eng avvalambor qaynonasi bilan maslahatlashib ish qilsa, ularning har bir aytgan gaplariga quloq solsa, gapini ikki qilmay xo'p bo'ladi desa, oilaning mustahkamligi shundan iborat. Ailevi əcəmlərinin aldığını alış prezidentimiz həm özün köp çıxışlarında bu nəsədən nəhayətdə bir təşvişləngən onun aldığını alış üçün həm savab üçün hərəkət qılmağımız kirədi yaşı olduqlar. Fərzəndlərimizin baxısı üçün həm biz kürəşməğimiz kirək buladı. Hər gün özlərimizin dualarımızda bağlarımızın özünün ailələrimdən tək xatıcam yaşayışlar üçün dua qılıb dışımız kirək buladı, əzizlər. Şunu mana bugünkü sohbetimizde yakulayımız, mana sohbetimizde katnaşkan Yusuf ve Amina hem de devlet ve kurban aylarına minnettarçılığımız var. Kılavatkan hayırlı, sevaplı işlerinizde ülke muvaffakiyetler dileyimiz. Hemşe sevaplı işlerken başkaş bulup görüşünüzde Allah'dan sorup kalamız. Belçilerinizden ailelerinize tınçlık, hatıcemlik, ammalık buluşunu
Yaratkanın özüne sorap kalamam. Aman bolunlar.